Havai fişeklerde tarihin tozlu raflarına mı kaldırılıyor? Peki yerini ne alacak? Hayatımızda nasıl bir farklılık oluşturacak? Gelin, teknolojinin derinliklerine inelim ve bu teknolojik yeniliğe yakından bakalım. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Evlilik teklifinden tutun resmi gösterilere, uluslararası festivallerden tutun tanıtım gösterilerine. Birçok alanda kullanılmaya başlanan drone gösterileri 2012 yılında Avustralya Linz'de yapılan bir gösteriden sonra artık hayatımızın bir parçası olacağına dair belirtileri vermeye başladı. Peki dünya devleri bu teknolojik yeniliğe uzak kalır mı? Tabii ki hayır. Kalmadılar zaten. Bu gelecek vadeden teknolojiyi gören Intel hemen işe el attı ve Shooting Star'ı üretti. Shooting Star yerleşik LED'lerden 4 milyardan fazla renk kombinasyonu oluşturabilen tek bir operatör tarafından kontrol edilebiliyor. Sizce de harika değil mi? Adamlar üretmiş o kadar. Bir de gösteri yapsınlar değil mi? 2017'de Super Bowl gösterisinde, 2018 yılında kış olimpiyatlarında ve 4 Temmuz gösterilerinde boy gösterdiler. Ayrıca belirtmek isterim ki aynı anda havada en çok insansız hava aracı tutarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdılar. Tabii bu gösterilerdeki başarı onlara pozitif ivme olarak döndü. Congratulations. 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 Ve insanların yok vazgeçtim. Devletlerin gözlerine batmaya ve devletlerin bu teknolojiyi ülkelerinde bulundurmak istemelerine sebep oldu. Bunun son örneği de Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleşen etkinlikte boy göstermesi oldu. Abi şimdi bir kere dronlar defalarca kez kullanılabilir. Neyse maliyetten de vazgeçelim desek ucu çevre kirliliğine ve insan hayatına dokunmakta. Hava ve gürültü kirliliğinin oluşturulması, son günlerde meydana gelen havai fişek patlamaları sonucunda onlarca işçi kardeşimizin zarar görmesi, hassas yaban hava hayatı popülasyonlarının olumsuz etkilenmesi gibi konular ele alındığında fazlasıyla dezavantajının olduğunu görmekteyiz. Şimdi adam oturduğu yerden saydırıyor diyorsunuzdur belki. Evet, haklı olabilirsiniz. You need to shut the up. Teknoloji bağımlısı olunca ve teknoloji üretiminde yer alıp avantajlarını görünce drone gösterileri bana daha mantıklı gelmeye başladı. And you know this, man. Bence artık teknolojinin nimetlerinden daha fazla faydalanmamız gerek. Gelin size mantığını açıklayayım. Bir kere havai fişekle havaya yazı yazamazsınız abi. Şöyle bir ay yıldız çizemezsiniz veya bir resim çizemezsiniz. Yapsanız şunu. Yok çok acımasız oldu. Ya da şunu yapabilirsiniz. Yani diyeceğim o kadar mükemmel şeyler yapmayı beklemek saçma olur. Konu havai fişek olursa. Ya arkadaş göm bitiremedin diyorsunuzdur. Haklısınız. Hadi sırada drone gösterilerini linç etmeye. Bir kere maliyetlerine bakalım. En ucuz gördüğüm gösteri 20 bin dolar. Aklını başına devşir birader. Peh be kardeşim, bu bize biraz fazla geldi. Tabii öğrenciyiz, fakiriz. Tabii bize fazla geliyor bunlar. Fakir. Öğrenci olunca konu her türlü paraya geliyor ama. Arka planda çok yoğun bir çalışma temposu, büyük yazılımsal ve tasarımsal geliştirmeler, sürekli bakım ihtiyacı, gösterilerde kullanılan dronların lipo bataryalardan oluşmasından dolayı bu bataryalar çok riskli.
Çünkü çok çabuk bir şekilde alev alabiliyor, patlayabiliyor ve yakınındaki insanlara oldukça fazla zarar verebiliyor. Konuyu toplayacak olursak, drone gösterileri teknolojideki büyük bir yenilik olmakla beraber ömrümüzün geri kalanında da bizimle beraber olacak gibi duruyor. Hayırlı olsun diyelim. Umarım teknolojinin ivmesi eksi veya eksik olmaz.